Evet arkadaşlar, malum TOKİ'ler 10 yıl sonra birçok dairemizde gördüğünüz gibi böyle fayanslar kabardı. Buradan çatladılar. O alanı biz şimdi sökeceğiz. Bakalım ne kadar söküm sağlayacağız. Elimde bir tane böyle bir evet, bu aletle ben bunu sökeceğim. Bak ne kadar kabardı. 5 santim dışarı attı. Sonra söktükten sonra biz bunu yapıştıracağız. İnşallah düşünmeyiz. Evet, böyle tek tek bunları alacağız. Düşmemelerine dikkat edelim. Sonra güzelce temizleyeceğiz. Şuradan gördüğünüz gibi bayağı bir çatlak gelmişti. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı geniş bir alan söktük. Zemini temizlemeye çalışıyoruz. Hala son bir tane daha sökeyim bakayım. Kenarlar iyice zorlamaya başladı. Kırmadan olmamız lazım. Gördüğünüz gibi böyle aldık. Bunların arkalarına hiç yapıştırıcı yok. Bunları şimdi iyice temizleyeceğiz. Temizledikten sonra şuradan bir tane daha alacağım sanırım. Şu zemini de iyice tozunu alacağım. Ondan sonra yapıştırma işlemine geçeceğiz. Evet arkadaşlar. Silikonla yapıştıracağımız için zemin tozsuz olması lazım. Onun için kuru bir fırçayla zemini güzelce süpürüyoruz. Hiç toz bırakmıyoruz diye. Gördüğünüz gibi neredeyse duvarın tamamı kalktı. Biz o duvarı silikonla yapıştıracağız. Yapıştırma sırası gelince de orada yavaş yavaş göstereceğiz. Söktüklerimizi tek tek güzelce temizleyeceğiz. Evet. Söküm işte bittikten sonra güzelce her tarafını, köşelerini temizliyoruz kanatlarımızı. Burası duvar açıklı ve koyulu bir sıralı şeklinde desenli olduğu için ben bunları şimdi ayrı ayrı koyuyorum böyle. Temizleme işi bittikten sonra yapıştırma işine geçeceğiz. O zaman da tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar, yaklaşık 30 fayans söktük. Allah Allah. Şimdi hepsini temizliyoruz. Gördüğünüz gibi temizleme işi bitmek üzere. Ondan sonra evet. Evet arkadaşlar, bu fayansın köşesi de kırılmıştı ama oraya da silikon koyunca orayı da hassas bir şekilde tamir edeceğiz. Gördüğünüz gibi evet, kırığı da tamir edeceğiz.
fanyasını kendisini de tamir edeceğiz. Sağında solunda bak. Futbolda malzemeye ihtiyacımız var. Yok, silikon artı dediğim gibi bir de bu spatulayla keskiyle sağını solunu temizlemiştik. Şu artıları şuraya koyuyoruz. Güzelce bastırarak yapıştırdık mı olay çözülecek. Silikonumuzu bol sürüyoruz ki sağlam olsun. Bir daha böyle bir patlak işleri oluşmasın. Evet. Silikonu açıyoruz. Şu ucu da buna takacağız. Gördüğünüz üzere taktık mı? Bunu silikon tabancasına şimdi yerleştireceğim. Şöyle silikon tabancasına koyuyoruz. Şöyle hafif bir iki kere bastıktan sonra evet. Bolca silikonu şöyle sürüyoruz arkadaşlar. Şimdi sen artılarımızla beraber bunu koyacağız. Şöyle dikkatli bir şekilde yapmaya çalışıyorum ki şuradan bir tane artımızı alıp altına koyuyoruz. Bir tane de bir köşeye koyuyorum. Aşağıya kayıyor malum. Bir de bu köşeye artı tutturduk mu? Bir de üste koyayım. Evet. Bu şekilde fanyasımızı elimizle bastırıyoruz. Bu fanyas buraya yerleşmiş oluyor. Daha sonra tabii ki bunların derzlerini yapacağız hep beraber. Evet. Arkadaşlar çok fazla zayiat vermemiştik sökerken. Ama iki tane, üç tane fanyasımız kırıktı. Sonra da bu makinenin arkasını burası sote bir yere güzelce yapacağız. Yani 30 tane fanyastan 2 tanesini kırdık. Sayı oldu. Ama bunu da tabii ki çok fazla üzülmüyoruz. Bunu da tamirini yapabileceğimizi düşünüyorum. Onun için parçaları atmıyoruz. Güzelce 3 parça olmuş bu. Ben o 3 parçanın şu kenarına da silikon süreceğim. Dümdüz olacak. Hiç belli bile olmayacak. Biraz sonra gösteririm ben size. Yine bir artımızı alıyoruz. Şöyle silikonu koyduk. Artımızı koyuyoruz. De güzel olacak. Şimdi şu kırıp çatlamış olan yere de fanyasımı o ucunda silikonlayınca
O da oturacak, görünmeyecek gibi olacak. Ben denedim demin az önce. Orada da görünmeyecek gibi oldu. Evet. Şöyle birkaç örnek gösterdikten sonra bir de bitişe yakın olan kısmını ben size göstereceğim. Yani şurada küçücük bir parçam var. Şunu gördüğünüz gibi bunu atmıyorum. Bu fayansın kenarındaydı. Bunu bile oraya yapıştıracağım ben şimdi. Belli bile olmayacak. Evet. Evet. Bu şekilde. Bu parçayı da alıyoruz. Şunun altına koyacağım. Kırığı belli oluyor, olmuyor. Yaklaştık. Yüzeyde artılarla da bunu destekleyince bak bu araya da artı koymayı az önce demin unuttuk. Şuraya. Sonra bunları derzide dolduracağımız için artılar önemli. Düzgün koymak lazım. Evet. Tamirini de kırık yerin tamirini de yapmış olduk arkadaşlar. Zaten bu makinenin arkasında kaldı. Şu anda gözükmüyor bile yani. O kadar hassas oldu. Bak böyle elime bastırdığım zaman evet. İşi yaraladık. Az bir şey daha kaldı. Bitirirken size de göstereceğim tekrar. Şöyle silikonu iyi vurup da bir de sağlamlaştırdık mı? Fıstık gibi oluyor. Evet arkadaşlar. Nihayet son iki fayansımız kaldı. Bitirmek üzereyiz. Ondan sonra da kuruduktan sonra da ne yapacağız? Derzlerini koyacağız. Evet. Gördüğünüz üzere artılarımızı da aldık. Şöyle bunu koyuyoruz. Aralarındaki derz boşluğunda ayarlayarak şuraya da artımızı koyuyoruz şöyle.
şimdiye de. Şöyle elimle. Güzelce sabitledim. Şimdi son fanyasını da silikonunu. Ben biraz silikonu bol kullandım arkadaşlar. Çünkü ev kendime ait. Şimdi ziyan olmasın. Yıkılmasın bir daha diye. Evet. Bu son fanyası da tekrar koyalım. Fanyas döşeme işimiz, yapıştırma işimiz bitiyor. Gördüğünüz gibi. Evet. Böylece Toki'nin 10 yıl garantili evlerinin fayans, dökülen fayanslarını kendi imkanlarımızla bir maket bıçağı, bir siglokon tabancası, bir tane keski böyle spatula gibi ve artılarla 8 tane aşağı yukarı silikon, 2 tane asa arttı. Bunlarla 30'dan fazla söktüğümüz duvardaki kabarmış fanyasları yapmış olduk. İyice kuruyunca da ne yapacağız? Derzlerini, derzimiz neredeydi? Ben size derzi de göstereyim arkadaşlar. Bir dakika. Evet, bir derzimi bulayım. Derzi almıştım. Neyse. Bir yere koydum ama şu anda bulamıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi çok fazla bir malzeme gerek yok. Şurada fayans sökmek için bir tane böyle alet. Bir silikon tabancası, bir silikon, bir maket bıçağı. Şu yerlere birkaç tane fayansım düştü. Kırılmasınlar diye bir tane şey serdim, köpük serdim. Bir iki tanesi kırıldı. Onları da tamir ettim. Ama gayet de güzel oldu. Orijinali gibi oldu. Siz de yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bir yarım saat, bir saat sonra aşağıdan başlamıştık. Biz hemen derzini gördüğünüz gibi bu derz malzemesiyle güzelce spatula yardımıyla böyle sürüyorum. Bakın şimdi. Bir yapmıştım az önce. Sonra bunu silince zaten buradaki kirlilikler gidecek. Şimdi bu başlangıç, bir de bittiği zaman ben size göstereceğim. Evet arkadaşlar, derzimiz de bitmek üzere. Derz işlemlerimiz. Şimdi bu tam kurumadan ben bunu sünger yardımıyla güzelce temizleyeceğim, sileceğim tabii. Şimdi gördüğünüz gibi spatula yardımıyla güzelce derzlerin aralarını dolduruyorum. Evet. Şimdi böyle biraz fayanslar kirli gibi gözüküyor ama bunlar silmek kolay biliyorsunuz. Tam kurumadan bir süngerle güzelce bunu da nasıl sildiğini göstereceğim ben size. Az kaldı derzinin bitmesine. Evet. Bugün hobi olsun diye böyle bir iş yaptık kendimize. Epeydir ertelediğim bir işti. Şimdi bitmek üzere. Sonra silinmesini
Son az bir şey kaldı derzini dolgusuna. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Derz işimiz bitmek üzere gördüğünüz gibi. Şurayı da ondan yaptık mı? Derzimizi de hallettik. Şimdi biraz çektikten sonra güzelce süngerle sileceğiz onu. Pırıl pırıl bir iş yapmış olacağız. Evet arkadaşlar. Son rutuşları yapıyoruz. Şöyle bir elimizde bir süngeri azıcık ıslatıyoruz. Kafasını alıyoruz. Arka tarafından. Şu derzlerin olduğu yeri de süngeri yumuşak tarafından şöyle güzelce düzeltiyoruz. Gördüğünüz gibi güzel bir derz oluyor. Kafaları dediğim gibi süngerin sert tarafından alıyoruz. Ondan sonra bu bizim kaba temizlik bittikten sonra işimiz bitmiş oluyor. Hafif bir temizliğe kalıyor. Tabii kuruyunca gene beyazlık gösterecek. O kısmı da hafif bir paspasla güzelce sileceğiz. Gördüğünüz gibi derzlerimiz de çok güzel oldu. Bu işte bir pazar günü yaptığımız hobi. Vatana millete hayırlı olsun. Hepinize teşekkür ederim izlediğiniz için. Bu işler kolay.